Selamlar gençler. YKS maratonunuza bir ara verip bu videoyu izliyorsanız hoş geldiniz. Sercan hocanız ben. Evet, yazılar yaklaşıyor. Malum bu sene sınav yönetmeliği değişti. Her şey birbirine girdi. Kim ne yapacak belli değil. 12. sınıflarda ya bu sırası mı şimdi, bir de bununla uğraşıyoruz diyorsunuzdur. Merak etmeyin gençler. Her şey sizin için çok kolay olacak. Yeter ki video sonuna kadar izleyin. Evet, siz 12. sınıf olunca öğretmenleriniz sizi ne kadar sıkıyor, ne kadar zorluyorlar bilmiyorum açıkçası. Kimisi çok az sıkıyor, kimisi aynı şekilde devam ediyor, sıkmaya devam ediyordur. Bu videoda da bu sıkıntınızı bir nebze olsun böyle hafifletmek için örnek bir yazılı var gençler. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladı örnek yazılısını. Ben de şimdi örnek olarak bunları çözümleyeceğim. Ardından da eğer sizler isterseniz sınavınızda, kağıdınızda neler çıkabilir, hangi sorular gelecek, onun için de ekstradan tekrardan bir video hazırlamak istiyorum, yazılı videosu. Eğer istiyorsanız sizler de lütfen yorumlarda bunu belirtin. Talep olursa ona göre yapmayı düşünüyorum çünkü. Ama burada da merak etmeyin, bir tane çıkabilecek örnek bir yazılı inceleyeceğim sizlerle. Bu seneki yönetmeliğe göre biliyorsunuz iki tane İngilizce sınavı olacaksınız. Birinci kısımda reading ve writing, yani yazılı kısmı olacak. Bir de uygulama olacak gençler. Listening ve speaking olacak. Puanlamalar değişti. Reading ve writing 100 puan üzerinden olacaksınız ve bunun %50'si alınacak. Listening yine 100 puan olacak, %25'i. Speaking yine 100 puan olacak. Bunun da %25'i alınarak notunuz belli olacak gençler. Umarım YKS sürecinde öğretmenleriniz sizi çok zorlamazlar. Zorlayacağını zannetmiyorum. Biraz sonra göstereceğim yazılıda büyük ihtimalle ya aynılarını ya da değiştirerek, birkaç bir şey değiştirerek sizlere soracaklardır. O yüzden videoyu sonuna kadar izlediğinizden emin olun gençler. Videoya minnak bir like atarsanız ve hala abone değilseniz, kanala abone olursanız çok mutlu olurum gençler. Hadi hemen daha fazla gevezelik yapmayalım. Şu yazılı örneklerimize bakalım. Şimdi reading olmazsa olmazımız dedik. Burada birinci sorumuz reading gençler. Bir text var ve texte göre, parçaya göre ne yapacağız? Sorularımızı cevaplayacağız. Buna benzer bir soru mutlaka çıkacaktır. Belki aynısı çıkar gençler, parçanın soruları bir tık değiştirmiş olabilir öğretmenleriniz. Buna dikkat edin ve buna benzer bir tane daha hazırlayacağım dedim zaten size. Evet, birinci sorumuz what is the text about? Parça ne hakkında diyor. It's about people's music preferences demişim. Burada aynı şekilde şuradan görebilirsiniz zaten. People generally reflect their music preferences through their ringtones and these choices say something about people demiş. Ve bunu devam ettiriyor. Müzik tercihleri hakkında olduğunu söylüyor. Is the music choice related to people's lifestyle? Evet, müzik seçimleri insanların hayat tarzlarıyla alakalı mı diye soruyor. Bu da aynı şekilde. Bakın şurada da their music choices may be connected to their mood, lifestyle. Bakın burada or even personality. Demek ki burada ne diyeceğiz? Evet öyle, yani yes it is diyeceğiz. C sorumuz when do people prefer upbeat music? İnsanlar ne zaman upbeat, yani ritimli müzikleri tercih ediyorlar? When they need to stay up late for a project demiş. Onu da zaten bakın şurada şu cümlede söylüyor gençler. They more likely to prefer complex, energetic and upbeat music demiş. Son sorumuzda da what may happen if people listen to slow music? İnsanlar slow müzik dinlediklerinde ne olabilir? Bunu da en sonda söyle bakın. If they listen to slow music, they may feel sleepy. Uykulu hissedebilirler demiş. They may feel sleepy cümlesini aynı şekilde alıp yazabilirsiniz. Zaten bu tarz readinglerde gençler önemli olan soruda size ne sorduğunu anlamanız. WH question'larla ve soruda size ne sorduğunu biliyorsanız rahatlıkla parça içerisinde cümleyi bulabilirsiniz diye düşünüyorum. İkinci sorumuza bakıyoruz. Answer the questions according to the table. Evet, tabloya göre soruları cevaplayacağız. Sorularımız neymiş? What kind of music is the most popular one? Bakın ipucumuz burada most popular. Yani en popüler olan müzik türü hangisidir diyor. Hemen yüzdeye bakıyorum. En fazla %55 var. Bu da upbeat music. O zaman direkt upbeat yazabilirsiniz gençler. Ama uzun bir cümle yazmak istiyorum diyorsanız da upbeat music is the most popular one diyebilirsiniz. B'de which two kinds of music are equally popular? Buradaki ipucu kelimemiz equally gençler. Equally eşit bir şekilde. Hangi iki müzik türü eşit bir şekilde popülerdir diyor. Burada da bakın %10 ve %10 var. Biri classical, biri de rock müzik gençler. O zaman ne diyoruz? Classical and rock müzik diye yazabilirsiniz kısa bir şekilde. What kind of music is the least popular one? Buradaki ipucumuz da least. The least en az demek gençler. En az popüler olan hangisi? Tabi bu da %5 ile folk müzikmiş. Direkt folk müzik diye cevap yazabilirsiniz. Bu tarz bir soruda hem size kolaylık olsun diye sorulabilir arkadaşlar. Yine bunlara da dikkat edin. Şurada bu süperlatif kurallarına equally, the most popular, the least, bunların ne anlama geldiğini bilmeniz gerekiyor.
Üçüncü soruya bakıyoruz. Read the text and answer the question demiş. Burada parça var. Write down the irrelevant sentence to the text and explain the reason. Burada irrelevant dediği alakasız olan cümleyi bulun ve neden alakasız olduğunu yazın diyor arkadaşlar. Kevin is in his 20s. Kevin 20'li yaşlarında. He has long straight and brown hair. Uzun, düz, kahverengi saçları var. He has blue eyes. Mavi gözleri var. His sister is always very friendly. Kardeşi her zaman çok arkadaş canlısı. He is tall and slim. Uzun ve zayıftır diyor. Bakın burada hep Kevin'den bahsetmiş ama dördüncü cümlede kız kardeşinden bahsetmiş. Demek ki bu alakasız. Burada ben ne yapıyorum? Dördüncü cümle olduğunu söylüyorum. Because Kevin is talking about himself, but in the fourth sentences he talks about his sister. Kız kardeşi hakkında konuşuyor demişim burada. Bu şekilde yazabilirsiniz gençler. Dördüncü soruya bakıyorum. Answer the questions according to the conversation. Konuşmaya göre soruları cevaplayın demiş. Hemen sorulara bakıyorum ben. Konuşmayı siz okuyabilirsiniz. Who believes that true friendship is not possible? Kim diyor gerçek arkadaşlığın mümkün olmadığını düşünüyor? Kim? Hemen bakıyorum. Adrian ne demiş? True friendship is impossible. Impossible neydi? İmkansız in today's global world. Bugünün küresel dünyasında gerçek arkadaşlık imkansız demiş. Brian, in my opinion, friendship will keep existing. Bana göre diyor arkadaşlık her zaman var olacak. Clara, today's lifestyle prevents true friendship. Prevents de burada önlemek demek gençler. Bugünün hayat tarzı gerçek arkadaşlığı önlüyor diyor. Demek ki bu da karşıymış. Bakın bu iki kişi karşı. People are social beings and everybody needs real friends. İnsanlar sosyal canlılardır ve herkes gerçek arkadaşa ihtiyaç duyar demiş. Bu da desteklemiş arkadaşlar. Bu durumda gerçek arkadaşlığın mümkün olmadığını kim düşünüyor? Adrian and Clara değil mi? Aynı şekilde buraya yazabilirsiniz. B'ye bakıyorum. What is the conversation about? Konuşma ne hakkında diyor? It's about true friendship değil mi? Gerçek arkadaşlık hakkındaymış. Bunu da bu şekilde it's about true friendship diye yazabilirsiniz gençler. Bu tarz sorularda mesela burada iki tane soru var. Öğretmeniniz ne yapar? Aynı konuşmayı verip burada size 4 tane ya da 5 tane soru sorabilir puanlamak için. O yüzden konuşmayı iyi bir şekilde anladığınızdan emin olun. Beşinci soruya bakıyoruz. Write down a paragraph choosing the three qualities of a good friend from the box. Evet, burada bakın kutuda 6 tane kişisel özellik var. Bunlardan 3 tane özelliği seçerek bir tane ne yapacaksınız? Paragraf yazacaksınız arkadaşlar. İyi bir arkadaş hakkında. Give at least one reason for each quality. Ve her özellik için en az bir tane sebep söyleyeceksiniz demiş. Ben uzun uzun burada bir tane yazdım. Sizler isterseniz aynısını yazın. Uzun bir cümle olmuş ama eğer çıkarsa tabii. Ya da buna benzer bir şey yazabilirsiniz. A good friend possesses several essential qualities. But three that stands out are reliability, empathy and loyalty. Bakın burada reliable, empathy and loyal'dan bahsettim. Reliability is crucial because it ensures that you can count on your friend when you need them most. Whether it's a shoulder to lean on during tough times or someone to celebrate your success with, a reliable friend is there without fail. Empathy is equally important as it allows your friend to understand and share in your emotions, fostering a deeper connection and a sense of being understood. Loyalty, on the other hand, is the glue that holds a friendship together through thick and thin. A loyal friend remains by your side, defending your interests and keeping your confidences, which helps build trust and a lasting bond. Together, these qualities create a solid foundation for a strong and meaningful friendship. Çok edebi bir şey yazmışım. Sizler tabii bunu kısaltabilirsiniz. Birer cümlede yazabilirsiniz gençler. Yeter ki istediklerini verin. Yani en az 3 tane özellik. Her birinden birer tane de açıklama olsun yeterli. Bunun dışında gençler bir de senaryo 2 var ama senaryo 2'de de yine aynı sorular sorulmuş. Yani çok bir şey değişmemiş. Sadece bir tane farklı bir soru var. Buna da yine değinmek istiyorum. The table below shows music preferences about 100 students. Write down 3 sentences to compare music preferences of the students demiş. Evet burada bakın types of music, müzik türleri ve öğrenci sayıları var. 3 cümleyle bunları karşılaştıracaksınız. Yine sizlere örnek olması açısından şurada 3 tane cümle yazdım arkadaşlar. Pop music is the most popular type of music. Pop music en popüler müzik türüdür. Classical music is the least popular type of music. Klasik müzik de en az popüler olan müzik türüdür. Students prefer rock music to country music.
Öğrenciler rock müziği, country müziği tercih ediyorlar dedim. 3 tane bu şekilde kullandım. Bunun yerlerini değiştirebilirsiniz. Tabii farklı şeyler de sizler de isterseniz yazabilirsiniz. Ama genel olarak reading ve writing bu şekilde olacak gençler. Bunların dışında elbette speaking ve listening de olacak. Dediğim gibi speaking ve listening de ekleyerek ekstradan bir yazılı videosu, örnek yazılı videosu paylaşacağım. Çıkma ihtimali de yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü iyi bir araştırma yapacağım sizler için gençler. O yüzden talepleriniz benim için önemli. Eğer istiyorsanız tabii ki bunu yapacağım. Çünkü gerçekten çok vakit alıyor. Umarım buraya kadar izlemiş, notlarınızı almışsınızdır. Umarım bu video size yardımcı olur gençler. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye.